Arkadaşlar merhaba. Gel kızım. Gel anne. Biz nereye gidiyoruz kızım? Arkadaşlar bugün abimlerle birlikte ormana gideceğiz. Ormanda sarmaşık toplayacağız. Biraz da Şevket'i bostan toplayacağız. Şimdi abimler arkadan geliyorlar. Bugünkü videomuzun konusu bu. Kalabalık bir şekilde ormanda hem sarmaşık hem de Şevket'i bostan toplayacağız. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Tabi topaçımız da yanımızdan ayrılmayacak değil mi kızım? Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Dur. Evet arkadaşlar abim ve yengem Dilek. Şimdi topaç. Ormana gidiyoruz. Topaç. Evet topaçımız da var tabi ki. Topaç. Evet. Ot toplamaya çıkıyoruz değil mi? Evet Şevket'i bostan ve sarmış toplayacağız. Tamam. Ve ormanın doğası. Günaydın. Evet arkadaşlar şimdi böyle konvoy halinde ormanın içindeyiz. Ne domuzlardan korkuyoruz ne çakallardan değil mi abicim? Doğanın içindeyiz ta kendisi. Evet burada onların mekanı. Biz onlara dokunmadığımız için onlar da bize zarar vermiyorlar. Uyuyorlardır herhalde şu an. Yok onlar şu anda çekilmişlerdir. Yuvalarına yavaş yavaş girmişlerdir. Yavaş yavaş uyuyacaklar. Aman 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 burası çok dik bir yokuş. Evet evet. Kayabilir çünkü burası çok dik bir yokuş. Yürürken bile dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ormandaki otlar da büyüdüler. Çiçeklerini açmaya başladılar iyice. Şöyle göstereyim hatta. Bakın. Taze taze ağaçların, çalıların yaprakları sürgün vermeye başladı. Yine burada arkadaşlar tavşan kulağı otunun çiçekleri böyle sabah güneşini bekliyor. Bakın şöyle tersen hep aşağıya doğru yere doğru bakıyor tavşan kulağın çiçekleri. Ama çok estetik. Artık bunlar yenmez. Ancak çiçekleri seyredilir. İçinde bir şey varmış gibi. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Bakın şunun güzelliğine. Harika çiçekler var. Evet, hala ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle ormanın şöyle vadi kısımları, biraz daha kuytu ve ne diyeyim nemli bölgeleri arayacağız, bulacağız. Yoksa böyle güneşin olduğu yerlerde çok olmaz. Kuytu yerlerde, çalıların olduğu yerler, gölge yerlerde ve özellikle dere yatakları varsa oralarda daha fazla sarmaşık otu olur. Eskiden buradan geçiyorduk ama nasıl geçeceğiz? Abicim buradan eskiden geçebiliyorduk ama orman kaplamış iyice. Şu şey ağacı var. Çınar ağacı olacaktı. Onun yanından geçebiliyorduk. Şu ağacı hangisi? Şurada bir çınar ağacı olacak. Şu. Şunun arkası mı? Bir deneyelim mi oradan? Karaçalılar kaplamış abicim geçemeyiz. Evet şuradan çıkalım bizim araziden. Yan taraftan yine geçelim. Bakalım ormanda kaplanmış olabilir yani iyice.
Evet arkadaşlar, şu menengiz çalılarının şu taze sürgünleri de çok güzel yeniyor. Özellikle sabah kahvaltısında. 2 gündür bunları topluyorum. Şu şekilde alıyorsunuz. Bunu yıkayıp böyle yiyorsunuz kahvaltıda. Roka gibi düşünün arkadaşlar. Yemeğin yanında. Şöyle birkaç tane alayım buradan. Evet. Şimdi Şevketi Bostan da arayacağız. Bizim arazinin her tarafında Şevketi Bostan var. Yerlere bakamıyorum aslında. Genelde sarmaşıkları arıyorum. Bakalım buralarda da var mı diye. Buralarda pek yok. Bunlar domuz dikin arkadaşlar. Şu büyüyenler. Buraları o kadar sarıyor ki böyle kaplamışlar. Hatta dökülmüş tohumları diyeceğim. Şuralardan. Evet, bizim gölden kurbağa sesleri geliyor arkadaşlar. Burada öyle bir doğa canlandı. Hayvanlar, özellikle çakallar, yuvalarını buralara yapmaya başladılar. Domuzlar sabahleyin yemlerini yedikten sonra, beslendikten sonra inlerine çekilmeden önce buraya gelip su içiyorlar. Böyle birkaç defa gece dolaşmıştık. Çok böyle sürüler halinde, 25-30 daha fazla yavruları birlikte domuzları görmüştük. Çok heyecan vericiydi. Bakın sesleri duyuyorsunuz. Ne kadar çok kurbağa var burada. Yeni yeni bakın. Şöyle. Gelinciklerimiz. Çok güzeller. Bunlar da daha açacaklar. Gelincik. Artık bunlar yenmez. Çiçeklerini seyredeceğiz. Bunlardan gelincik şerbeti yapılabilir. Yine kanalımda gelincik şerbeti ile ilgili bir videom daha var arkadaşlar. Evet. Şöyle. Kara yılan var. Güneşleniyor. Kara yılan bizden korkacak mı acaba? Ay canım benim. Şurada. Benden korkmadı. Ay canım benim. Gördüm. Bu kör yılan ya. Kör yılandı diyorlar. Kara yılandı diyorlar. Zehirsiz bu. Özellikle toprağı havalandırıyor. Farelerle besleniyor. Aynen. Bunları çoğaltmak lazım. Evet, bunları çoğaltmak lazım. Bak şimdi. Biz seni meşhur ediyoruz. Ay 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 canım benim. Bunlar doğanın en faydalı canlıları. Evet, evet, evet. Onları yılan diye, zehirsiz, zararlı diye hep öldürüyorlar abicim. Zehirsiz. Hep bu mesajı vermeye çalışıyorum doğru, ben de. Zararları. Evet, evet. Fare popülasyonunu aslında ayarlı, dengeyi onları kuruyorlar. Evet, onlar çoğalsın ki. Fareler çok daha zarar verir çünkü. Oo, bakın, var mı balık? Tabii tabii, bak, karşıya baksana. Bak bak. Ha? Ha şu gelen yüzenler yok mi? Ama onlar şey de olabilir. Kurbağa yavrusu da olabilir abi. Yok ya, çok bak büyük ya. Hiç ha, balık atmadın mı sizin? Attık attık. Tamam, şu ona balık. Neydi bir şey balığı diye söyledi. Bir sardalya türüymüş. Tatlı su sardalyası ha diye geçiyor. Bak, ama bak çok karşı yerin altında yüzüyorlar. Aa çok gördün güzel. Bak 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 kıyar. Aa çok güzel. Oh, ay harika. Ay ay ay. Yani en temiz hali, en güzel hali. Tabii. Bak. 2, 4, oo, 6, gördük. 6, ay 6, sürü 6 halinde. Ay ay ay. Her taraf dolu. Evdeki göl de doldu. Evet. Ben yılan gördüm, yılan gördüm. Bunları görüyorsun. Onlar, o yılanlardan korkmuyorum abicim ben. Yılan sorunu yok. Yok, bu zaten yanından geçiyorum. O benden ya korkuyor. Kör. Zehirsiz. Saldırmaz. Sadece doğada zararlı mesela işte fareleri temizler. Evet evet. Bir de toprağı sürekli havalandırır o yuvalarından. Dilekçim alır mısın bunları? Bu ormanı ıslak çalışması, tarım ormanı mı yapıyor bunu? Onları mı? Evet evet. Ormanı ihaleyle veriyorlar, kestiriyorlar. İşçiler gelip. Çam fıstığı ekiyorlar. Zaten çam fıstığı bunların hepsi. Evet, ondan sonra öyle ekilmiş yani demek. Tabii tabii, çam fıstığı gelip şeyde Kasım Aralık gibi sanırım. İhaleyle yine toplatıyorlar. Mesela bu 20 yıl önce dikilmişler bu ağaçlar. Biz geldiğimizde yeni küçücük ağaçlardı abicim. Evet. Birkaç yıllıktı. 15 yıl oldu. Büyük bir ihtimal evet. 20 yıla yakın. Şu arazidekiler yine bizim araziye ekmiş orman. Bazılarını kesmiş. Kökleri kalmış. O da kötü. Evet. O kökleri nasıl kökleyeceğiz? Sizin arazide dikmiş. Yanlışlıkla ekmişler. Orman biliyor zaten de.
Evet, buradan o tarafa değil bu tarafa gitmemiz gerekiyor. Gel direkt doğru. Bu tarafa. Evet. Bu da şeyleri yaparken biz gölü hazırlarken ağaçta bu odunlar da bizim. Bunlar. Ama işte toplayıp getirmemiz gerekiyor. Hazır almak daha kolay geliyor bize. Ben bakayım yapacak değil mi? Tabii tabii. Çoğu çocuk olacaksın böyle yerlerde. Kalabalık olacaksın. Birisi aynen. Bir ucuna tutacak, birisi alacak ben yani. Zaten evvelsi gün onu dedim. Sen dedim madem böyle bir projem vardı. Doğrayalım ya 5-6 tane. Ya çocuk. O zaman yok böyle projelerimiz ya. O zaman şehirde yaşarken çocuklar okula gidecek. Biz yine göreve gideceğiz. Canımız çıkıyordu. Evet. Tabii 4 tane çocuğumuz olsaydı daha iyiydi de. Onlara da baktım bu sorun zaten. Ne zorluklarla baktık onlara biz. Bakıcı bulamazsın. Kreş bulamazsın. Oo çok güzel. Bunlar da bahar sarmaşığı. Şu bak tüyleri var ya o kadar güzel açar. Böyle şey kocaman gül gibi olur hatta beyaz krem rengi. Bu da şimdi tohuma kalktı artık. Püsküllü püsküllü tohumlarını yayacak. Bakın arkadaşlar bahar sarmaşığı. Size bunun da videosunu paylaşacaktım. Ama kısmet bugüneymiş. Tohumlarını paylaşıyorum artık. Şöyle yapalım. Bakın. Bunlar böyle püskül püskül olmuş ama çok da güzeller yani. Şöyle bir tanecik alayım. Şöyle bakın. Bunlar uçuyordur. Olgunlaşınca rüzgarla birlikte. Hatta bakın şöyle dokunayım. Uçmaya başlıyorlar. Evet. Bakın nasıl uçuyorlar. Rüzgarla birlikte. Evet. Bu da bahar sarmaşığının olgunlaşmış tohumları. Böyle tüyler de tohumların daha uzağa gitmesini sağladığı için böyle bir yapısı var. Aa, Şevket'i bulsan nereden buldun abicim? Hemen. Bakar mısın abimin de bak Şevket'i bulsan kutunun temizlemesine. Biz çocukken öğrendiğimiz için. Oh. Ben bir başkasını şu anda hiç görmediğim için nasıl temizliyor diye. Tam denk geldi abim. Yani desene böyle ünlü bir YouTuber'la evet, videosunda. Evet. Bu arada abim de İstanbul'da yaşıyor ve onun da organik bir büyük tarlası bahçesi var. Evet. Mutlu Bostan diye bir YouTube kanalı var. Çok aktif kullanmıyor ama. Instagram'da oldu. Instagram'mış Mutlu Bostan diye bakarsanız tüm eğer ürünlerini. Eğer bir takipçimiz varsa evet. Bahçemizi bekleriz. Evet Beylikdüzü'nde. Tamamen doğal. Evet ilaçsız. Aynı benim yaptığım gibi. Mevcut. Evet. Her şeyi yapıyor. Mutlu Altdere Bostan. Alt direğimiz, ben Mutlu Bostan dedim. Yazın da çıkıyordur herhalde Mutlu Bostan değil mi? Mutlu Alt Direk Bostan, evet. Instagram adresi. Ben Instagram adresini çok aktif kullanamıyorum. Benim YouTube adresim yoğun bir şekilde. Evet, ben YouTuber'ım. Bana YouTuber diyorlar artık. Eskiden emekli öğretmen diyorlardı. Evet. Bu şifa kaynağı. Evet. Çok. Evet. Zaten en son videomda benim Şevket'i bostan toplamıştım. Abimler gelecek demiştim kardeşlerim. Ve bizim soframızda ilk Şevket'i bostanla. Evet. Afiyet olsun. İyi denk geldi onlar. Evet, evet. Evet şimdi gidelim bu arada. İstikamet. Şöyle açabilirsek buraları. Burada da yine anemonlar var. Ama biz bu araziyi kaldığımızda buralarda hiç böyle ne orman çalısı var ne bir şey. Her taraf bomboştu. Boş muydu? Bomboştu ve biz bayağı ilerliyorduk, yürüyorduk. Ve şu ileriden de önümüzden domuz kaçmıştı. Böyle oraya bir yere kusmuş herhalde. Saklanmış. Nerelere geldik? Nerelere geldik annem? Lalelerin arasına geldik. Burada anemon laleleri var arkadaşlar. Bakın. Şöyle.
bakalım. Ne kadar ormanlarla kaplanmış buraları. Buralar anemon dolu arkadaşlar. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Bakar mısınız şu kırmızılığa? Bakın bakın bakın. Buradan ya, bu tarafa. Çok güzel. Bunlar da kırmızı. Ben bu kırmızıları da çok seviyorum. Urla'da bunlar genelde yoktu. Hep bu mor olanlar vardı. Şu tohumları bile dökülmeye başlamışlar. Oo, çok güzeller. Şimdi bu tünelden mi geçiyoruz? Valla buradan geçmemiz gerekiyor ama ben birazcık ilerleyeyim. Ona göre. Ona göre çağırayım sizi. Evet, burası dere yatağı arkadaşlar. Bu dere yatağın olduğu yerde bakın sular da akıyor birazcık. Çok fazla değil aslında. Yağmurlar çok yağmadığı için. Şöyle göstereyim. Burası domuzların yatakları aynı zamanda. Her zaman buradan şey çıkabilir. Beğendin mi kızım buraları? Beğendin mi anneciğim? Senin hep geldiğin yerler buralar. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir güzel sarmaşı alalım. Bakın. Şöyle. Devam edelim. Şunu da çekelim. Şöyle aşağıya doğru çektiğimiz zaman hiç kırılmaz. İstediğimiz yerden kırarız. Bakın çekiyorum. Evet. Şöyle. İlk sarmaşı topladık. Şimdi buralarda hem sarmaşık vardır hem de tehlikelidir. Evet abicim bak. Topladım yani ilk defa. Dün senin topladıklarından yedik ama bugün de topluyorum. Sen eline al bunları. Ben çünkü hem çekim yaptığım için. Gidiyoruz Dilek'ciğim. Gördün mü şu vadiyi? Vadiyi biliyorum ben. Bizim daha önce Rottweiler Azap vardı köpeğimiz. O şuradan önümüzden bir kaçtı domuz. Bir tanem, iki taneydi galiba. Azap onu kovaladı gitti vadinin içerisine kadar. Ne olduğunu bilmiyordu herhalde. Topaç da bir ara kovaladı. Genelde işte bu büyük ormanların içine tabi domuzlar. Doğru, doğru. Evet. Böyle geldik herhalde. Evet böyle bizim araziler iyice ormanlarla kaplanmaya başladı. Tekrar geldik kendi arazimize. Burası bizim yine bakın tepedeki evimiz. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Abicim burada Şevket'i bostan dolu şuralar. Onu dönüşte toplarız değil mi? Şimdi mi toplayalım? Dönüşte buradan mı geçeriz? Buradan geçmeyiz bence. Yukarıdan dolaşırız. Evet, evet. Toplayalım o zaman. Yok yoruldun değil mi sen? Daha yeni başladık. Şimdi burada Şevket'i bostanlar pek toplanmıyor. Kendi evet. Ben yapraklarını alıyorum. Çoğalsın iyice diye. Vallahi öyle bir yere geldim ki
Her tarafı ot çalılar bürümüş. Çıkış yolu arıyorum şimdi. Her anda karşıma bir domuz çıkabilir. Topaç çıktı. Değil mi kızım? Bak domuzlar burada eşilmiş hep arkadaşlar. Şöyle büyük bir ihtimal anemonun şu kökleri var çünkü. Yumruları var soğan gibi, patates gibi. O yumrularını yemişler. Ve burada şöyle biraz daha kökleri kazmışlar. Bakın şöyle büyük bir ihtimal yine orada da yumrular vardı. Kökleri kazıp burası dere yatağı ama çok su yok burada. Sarmaşık olması lazım derken şu sarmaşık çok değil. Evet, buradan geri çıkacağız büyük bir ihtimal. Değil mi kızım? Değil mi anneciğim? Değil mi fıstığım? Gel kaçalım anneciğim buradan biz. Şöyle. Buraya resmen el değmemiş. Yani öyle bir yer. Şuralarda. Evet arkadaşlar, burada ne gördüm biliyor musunuz? Her şeyi görebilirim de. Burada gördüğüm yılan yastığı otu. Şöyle arkalarda bakın. Şöyle görebiliyor musunuz? Çok da uzak böyle. Bu da şey çalısı. Unuttum şimdi. Mor mor açar. Onun olduğu yerde. Başka var mı? Çok tehlikeli buralar. Bakın şu ileride. Şuralarda sanki böyle yuvalar var. Biz kaçalım. Hadi kızım kaçıyoruz anneciğim. Kaçıyoruz. Hadi kaçalım. Dayının yanına gidelim. Hadi gel. Gel. Nereden çıktım kızım ben? Hayır. Oradan sen gidersin. Ben gidemem. Tam bir orman macerası oldu arkadaşlar. Yürü kızım. Yürü. Yürü anneciğim. Yürü. Evet. Ay. Çok kötüydü orası abicim. Hiç gidilecek gibi değil. Ay, hiç gidilecek gibi değil. Biz topaçla bir baktık. Lale. Sen lale topluyorsun. Nereden çıkacağız peki? Bizim şu arazinin yukarısından mı çıkacağız? Öyle yapalım. Yürüyelim gölün kıyısından. Ay. Beni koruyor. Şimdi biraz daha vadiden yukarıya doğru çıktık ve yılın ilk ladeni açmış. Bakın arkadaşlar, bu da şifalı otlarımızdan bir tanesi. Bunu da tanıtımını yapacağım yakında. Bu da teke sakalı otu arkadaşlar. Çiçeğini yeni açıyor sanırım. Yemlik otuna da benzettim. Evet, yemlik otuymuş arkadaşlar. Şöyle. Büyük bir ihtimal yeni açıyor. Burada da yemlik otu olmuş mu? Şaşırdım. Demek ki her yerde yemlik oluyor bizim burada. Harika. Evet arkadaşlar, ne gördüm? Yemlik otu gördüm. Bir de burada gördüm. Ve bunun rengi daha farklı. Bakın şu şekilde çiçeği. Sarı krem, böyle siyah. Çok güzel.
Şöyle bunlar da yaprakları. Ama köpüğünü görüyor musunuz burada? Köpükleri var. Şurada da bunu görmüştüm ilk zaten. Böyle lila mor gibi. Yemlik otunun çiçeği. Hatta daha önce de çiçek açmış da tohuma bile bağlamış. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da var yine. Bu dağ yemliğidir artık arkadaşlar. Yani çünkü tarla yemliği, çayır yemliği, bir de dağ yemliği diye yemlikler türlere ayrılıyor. Bu artık dağ yemliğidir çünkü dağın içindeyiz. Ve daha böyle ne diyeyim, fazla böyle coşamamış toprak, çünkü taşlı çakıllı yer. Ondan dolayı böyle burada çok güzel bir yemlik yetişmiş. Evet arkadaşlar, yine biraz daha sarmaşık buldum. Böyle. Dere yatağı çok derin. Oraya girilecek gibi değil. Korkunç bir yer. Hemen burada da gördüm arkadaşlar, topuçunun yanında. Sarmaşık. Buralar biraz daha otlu. Şöyle. Bunu. Burada da yerlerde varmış bayağı. Şu çok güzel. Buna bayılırız zaten biz. Bakın. Çok böyle körpe. Şimdi şöyle toplayalım. İşte böyle olması lazım. Şu şekilde olması lazım. Şöyle olursa en azından topladığımız bir işe yarar. Evet, şurada da takılmış. Burada da kuşkonmaz var. Bu kuşkonmazı da alıyorum. Uf, elimi de kuşkonmazın çalıları acıttı. Şöyle şu küçükleri de alayım. Bakın bunlar da şah dereotları arkadaşlar. Ormanın böyle kıyılarında yetişmişler. Çok güzel. Evet, şunu da alalım. Toplamış oldum bir miktar. Bakın şöyle yine kuzu kulağı topladım şimdi kahvaltıda yemek için. Şimdi yukarıya doğru çıkacağım ama yukarı çıkınca da oralarda çok olmaz. Bakın geldiğim yere bakın arkadaşlar. Hadi kızım. Turp otları da var. Şu turp otlarından da toplayayım ben aslında ama.
Ben çok uzaklaştım galiba. Burası turp otu dolu, toplamalıyım. Evet. Bunu da şöyle filizlerinden alayım da. Evet arkadaşlar, topladık böyle kuzu kulağı topladık, Şevketi Bostan topladık, sarmaşık topladık, kuşkonmaz topladık. Ormanın içine, vadiye doğru gittik ama çok fazla ormandaki o çalılardan içeri giremedik. Ama sepette de var bir miktar, değil mi? Dolu. Evet, evet, bakın orada abimle yengem orada. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.